Farklı Bakış'tan merhabalar. Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor ve şiddete maruz kalan tüm doktorlar için, sağlık çalışanları için dün Türkiye genelinde büyük bir eyleme imza attı sağlık çalışanları. Bursa'da da eylemdeydi sağlık çalışanları. Bugün Farklı Bakış'ta doktora, yani her türlü sağlık derdimize deva bulmaya çalışan insanlara niçin şiddet uygulanmakta sorusuna yanıt bulmaya çalışacağız. Bunun için iki değerli konuğumuz var. Bursa Tabip Odası Genel Sekreteri Doktor Güzide Erites, hoş geldiniz efendim. Ve Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Doktor Alper Tunda Türk Bayrağı. Hoş geldiniz. Evet, genel olarak ülkemize sirayet eden bir şiddet eğilimi var. Sizler doktorsunuz, bu belki şiddet eğilimin çözüm bulacağı noktada sizlersiniz. Genel olarak öncelikle nasıl görüyorsunuz bu şiddet olayını? Sizden başlayalım. Maalesef toplum şiddete hakikaten bir eğilimi var. En ufak bir olayda çok ağır tepkiler gösteriyor. Bu biraz hani nasıl söyleyeyim, biraz zarafetimizi, biraz inceliğimizi kaybettik. Biraz hoşgörümüzü kaybettik. Belki bunlarla ilgili biraz insan olarak daha fazla çalışmamız gerekiyor. Hani toplumsal bakıştan önce bireysel olarak söylüyorum. Ama insanları da yadırgamamak gerekiyor. Hani çok fazla gelecek endişesi içerisinde yaşıyor insanlar. Çok fazla ağır yükler altında çalışıyorlar. Pek çoğu uzun mesailerle çalışıyorlar. Evlerinde, yaşamlarında çözemedikleri çok fazla sorunları var. Ve bunlar da sanıyorum hepsi bir araya gelince insanların yükleri çok artıyor. Ve en fazla, en ufak bir olayda da çok gereksiz ve sert tepkiler veriyorlar diye düşünüyorum kendimi. Evet. Ama bunun yanında başka etmenler de var tabii ki. Belki yetiştiriliş tarzımız, belki eğitimimizde bazı hatalar var. Belki biraz hayatımızda çok önemli bir rolü olan televizyonun bir etkisi var bu konuda. Ta düşünün ki çocukların seyrettiği çizgi filmlerden tutun da hepsinin içerisinde seyrettiğimiz dizilere varıncaya kadar şiddet var. Şiddet var. Evet. Yani şiddet günlük yaşamın içerisinde, eğlencenin içerisinde, keyifle izlediğimiz televizyonun içerisinde var. Bu kadar yoğun şiddet seyreden, maruz kalan patronundan, eşinden, kocasından, annesinden, babasından şiddet gören bir insanın da şiddetle tepki vermesi de biraz doğal oluyor galiba bu süreçte. Peki Alper Bey, siz neler söyleyeceksiniz? Bir konu ama sadece günümüzün konusu değil. Yani ama günümüzde çok daha fazla bir şey. Baktığımız zaman şiddetin her dönem, savaşların her dönem olduğunu görüyoruz. Günümüzde de gazetelerin özellikle üçüncü sayfalara baktığımız zaman şiddetten geçilmiyor. Ama bunda bence biraz da şehirleşmemizin, kentleşmemizin, insanların yalnızlaşması, bireyselleşmesi, teknolojinin bu düzeye gelmesi etken diye düşünüyorum. Aylarca biz doğuda, güneydoğuda yaşanan şiddetleri tartıştık. Kadına yönelik şiddetleri tartıştık. Bugün de sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti konuşuyoruz. Dolayısıyla her alanda bu şiddeti yaşıyoruz. Bunda insanların hayattan beklentileri, bizi yönetenlerin insanlara neler sunduğu, sosyal devlet anlayışının bir anlamda çökmesi bence en önemli etkenler diye düşünüyorum. Yani insanlar geleceğe nasıl hazırlanacaklarını düşünüyorlar. Geleceklerini göremiyorlar. Çocuklarını nasıl yetiştireceklerini düşünüyorlar. Eğitim sorunu var. Sağlık sorunu var. Adalet duygusu zedelenmiş. Bu koşullarda şiddetin belki bu kadar olması bile şansımıza diyebilirim. Evet. Şimdi
her yerde şiddet var dedik. İşte evde var, sokakta var, iş yerinde var, mecliste var. Evet. En sonunda da hastanede var. Ama hani size şifa bulmaya, şifa dağıtmaya, deva bulmaya, derdinizi, sağlıkla ilgili problemlerinizi çözüm bulmaya çalışan bir insanla karşı karşıya gelmeniz, bütün hıncınızı ondan çıkartmaya çalışması bir insanın, yani bu nokta nedir acaba? Yani şiddetin buraya gelmesinin sebebi ne? Buraya kadar tırmanması niye yani? Niye bu kadar kötü, kör bir şiddet var? İnsanlar gözünün önünü göremiyorlar. Gerçekten şöyle bir sıyrılıp olayların içinden baktığı zaman insan çok saçma, çok saçma, gerçekten çok saçma. Yani biraz durulması lazım ortadan, sanki öyle olması lazım. Şimdi eylemdeydiniz. Sanırım tarihin en büyük eylemiydi sağlık çalışanlarının. Şiddete dikkat çektiniz. Gaziantep'te ne yazık ki genç bir doktorun bıçakla öldürülmesi ve ondan sonra da yine geldi şiddet haberleri doktorlara yönelik. En sonunda bugün BDP Van milletvekili, şu anda ismi aklıma gelmiyor, hanımı ve çocuğunun tedavisi için doktorla arasında diyalog geçmiş, ona şiddet uyguladı iddia edilmiş. Milletvekili de buna yatıyorsa ve bu kadar sıcak bir günden de doktorların eyleminin hemen ardından neler söyleyeceksiniz? Bir de şimdi özele inelim. Evet. Şimdi hani politikacılar tarafından özellikle Doktor Ersin Arslan'ın ölümü münferit bir olay gibi gösterilmeye, hatta bir eğitimsiz insanın tepkisi gibi gösterilmeye çalışıldı. Ama bugün görüyoruz ki bir milletvekili de ve eğitimli, bu ülkenin en seçkin insanlarından, bizim vekil olarak seçtiğimiz insanlardan biri, bir hekime şiddet uyguluyor. Bununla ilgili TTB'nin de bir açıklaması var zaten. Yani demek ki bu şiddet hani ne eğitime, ne kişiye, ne özele, olaya ait bir şey değil. Özel bir olay değil. Genelde bunun nedenini tartışmaya başladığımız zaman farklı bir argüman görüyoruz biz. Biz sağlıkçılar en azından bunun bu şekilde fark edilmesini istiyoruz. Çünkü bu yaşanan sorunların sebebi sağlıktaki politikaların sonucu. Sağlıkta 2000 yılından bu yana sağlık ortamının değişmesi, reform adı altında özellikle değişmesi bize şiddet olarak geri döndü. Çünkü 2002 öncesinde şiddet bu kadar yok muydu? Bu kadar yoktu. Yani hekim, hasta en azından bu şekilde karşı karşıya gelmiyordu. Neydi peki o günden bugüne şiddet olaylarını artıran sağlık? Bu dönüşüm politikasıyla beraber birkaç faktör var tabii ki. Sağlıkta yaşanan öncelikle sorunların nedeni hekim olarak gösterildi. Çözülemeyen her türlü sorunun karşılığında hekim işaret edildi. Özellikle sağlık yöneticileri bunu çok fazla yaptılar. Yani hedef gösterdi. Hedef gösterdi. Bilendi tabii dolayı. Tabii ki. Yani bütün çözülmeyen sorunların sebebi hekim oldu. Bunlar için özellikle şikayet hatları kuruldu bakanlık tarafından. Sabin böyle bir hat. Hekimleri şikayet edebileceğiniz bir hat. Direkt hekim-hasta hizmeti direkt memnuniyet üzerinden yönlendirilmeye başladı. Bir hasta memnuniyeti. Tabii ki biz hastalarımız memnun olsunlar, tedavi olsunlar. Biz bunun için emek veren, bunun için görev yapan insanlarız. Ama bunun bir şikayet mekanizmasının üzerinden yürütülmesi, bu hekimleri gerçekten çok yaralayan bir şey. Ve gerçekten de bu hattın varoluşu, devam ediyor olması, bizim kaldırılmasını bakanlıkla görüştüğümüz, biliyorsunuz başkanımız Eriş Bilaloğlu bir görüşme yaptı Sağlık Bakanı'yla. Talep ettiği şeylerden bir tanesi de SABİM hattının kaldırılması. Evet. Yerli yersiz kullananlar da, istismar edenler de çok oluyor. Tabii sonuçta. Ki, tabii ki vardır. Yani gereksiz, nasıl söyleyeyim, örneğin bir takım taleplerini yerine getirmeyen hekimlerin, ki bu haklı talepler her zaman büyük ihtimalle olmayan şeyler, bunlar haklı talepler değil bunlar. Bunlar için bile şikayet edilen pek çok hekim var. Örneğin istediği ilacı yazdırılmaması,
Bunlar o kadar fazla rastlanan şeyler ki, hastanın kendisi gelmeden ilaç yazdırılma çalışılması, evet. Hekimin tabii ki böyle bir şey yapması mümkün değil. En sık inanın ki bu hattı kullanılma nedenlerinin başına geliyor bunlar. Talep edilen ilaçların yazılması veya talep edilen onun hastanın kendine uygun gördüğü tedavinin hekim tarafından uygun görülmemesi, bunlar şikayet nedenleri olabiliyor. Bu anlamda gerçekten bu şikayet mekanizmasının üzerinden yürüyen bir politika bizi bugünlere getirdi. Bir de mesleğimizin bir değersizleştirilmesi söz konusu. Politikacıların yaptığı söylemler var bu konuda. Hekim mesleğini, hekim emeğini küçümseyen, değersiz gören, hekimlerin yıllarca okuyarak, emek vererek ve insan hayatına adanmış bir hayatları var biliyorsunuz. Yani mesleğin özü bundan oluşuyor ve bu yöntem, bu değersizleştirme yöntemi de direkt olarak hekimleri gerçekten yaralayan bir nokta. Bunu da ayrıca bunu mutlaka dile getirmek gerekiyor. İki faktör var. Yani iki faktör var. Bunun en önemlisi, bir tanesi değersizleştirme, ikincisi ise bir şikayet mekanizması hedef üzerinden hedef göstermek. Evet. Siz neler söyleyeceksiniz Alper Bey? Aslında benim söyleyeceklerim çok basit. Bakın, Sağlık Bakanı diyoruz, Başbakan diyoruz. Bu son 10 yıl içinde, 2002'den beri hekimler ve sağlık ortamı için Başbakanımız ve Sağlık Bakanı ne demiş? Bunları bilirsek, bunları hatırlarsak, o zaman bu şiddet ortamı düşünüyorum. Örneğin birkaç örnek. Buyurun. Hastanın cebinden elinizi çekin demiş Sağlık Bakanımız. Doktorlar için. Evet. Sokakta eyleme gitmeye hakkınız yok. Bunu Türk Tabipler Birliği'nin meslektaşlarının iyi hekimlik ortamı yaratılması ve hekimlik onurunun yüceltilmesi adına yaptığı eylemler için söylüyorum. Çalışmak istemeyen çeksin gitsin diyor. Yine bu eylemler için söylenmiş, başbakanın söylediği bir söz. İşsizler hekim olacak diyor. Sağlık Bakanımızın söylediği bir söz. Doktorların maaşı 14 bin lira. Bunun halkın gözünde nasıl bir imaj yarattığını düşünün. Hekimlerimize zorla helva yedirteceğiz diyor. Bıçak parası alanı yakarım. Bizim profesörler rahata alıştı. Yabancı doktor şart. Evet. Ve buna benzer birçok söylem. Şimdi Başbakan ve Sağlık Bakanı halka yönelik popülist olarak bunları söylerse, bunlar da bize şiddet olarak, sözlü, fiziksel şiddet olarak geri dönüyor. Sadece hastanelerde ve acillerde değil, aslında ben birinci basamakta çalışıyorum. Birinci basamakta da, yani aile hekimliğinde de, aile sağlığı merkezlerinde de şiddet çok fazla. Belki düzey düşük olabilir ama hemen hemen her gün her hekim sözlü şiddete maruz kalıyor. Biraz önce güzide arkadaşımızın söylediği gibi ilaç yazdırma konusunda, ilaç repete edilmesi konusunda, hasta muayenesi konusunda, hastanın gelmeden ilaç yazılması konusunda her gün bir sözlü ve hafif düzeyde de olsa fiziksel şiddete maruz kalıyoruz. Ve bunlar tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın kurduğu SABİM üzerinden yine bize soruşturma olarak geri dönüyor. Evet. Tabii ne yapılır konusuna gelecek miyiz bilemiyorum tabii ama. Tabii ki. Şöyle bir sorun var. Vatandaş soruyor tabii ki. Bizler de bunu dinlendirmek de vazifeliyiz. Doktorların hiç mi suçu yoktu diye soruyorlar şu anda. Yani doktorların gerçekten hiç suçu yok muydu bu noktaya gelinmesinde? Yani bizim tabii ki şunu ayırt etmek gerekiyor. Mesleğini kötü uygulayan, evet, ve yanlış uygulayan örnekler maalesef bizim tabii ki yaralarımız. Ama bunu tüm hekimlik mesleğine, tüm hekimlere mal etmek, bu da yanlış bir şey.
Çünkü hani bunların sayılarını belki ortaya çıkarsak, bunların hakikaten örnekler olarak, kötü örnekler olarak bütün hekim meslektaşlarımız düşünürse oranın çok düşük olduğunu göreceğiz. Ama maalesef tabii ki konuşulan, örneklenen insanlar onlar. Ve örneklemeler bunların üzerinden gidiyor. Ama hakikaten gecesini gündüzünü vererek çocuğuna, eşine, kendisine ayıracağı zamanı hastalarına ayıran binlerce de hekim var bu ülkede. Yoksa bu ülkenin zaten sağlığı çoktan batardı. Bu insanlar geceleri nöbetlerde asistan olarak kendilerini yetiştirerek, hastalarına emek vererek bu işleri yapıyorlar, fedakarca yapıyorlar. Fakat hekimlerin belki bu anlamda biraz da kurban özellikleri de var. Çünkü sistem onları öyle bir noktaya getirdi ki artık biliyorsunuz bilgisayar ortamı üzerinden randevu alınıyor ve hastaneler de ayrıca hekimlere, polikliniklere randevu veriyorlar. Bugün hekim 5 dakika ayırabiliyor hastasına en fazla. 5 dakika içerisinde hekimin böyle bir baskıyla çalışıyor hekim. Düşünün ki muayene edecek, reçetesini düzenleyecek, bilgisayar kayıtlarını düzenleyecek ve hastasına ilaçları önerecek, bir takım tavsiyelerde bulunacak ve 5 dakika içinde bunları yapması gerekiyor. Ve bir hastayla da tabii bir diyalog kurması gerekiyor öncelikle. Bu süre bunlara yetmiyor. Evet. Bu çok açık. Zaten sorunlarımızın en başında bu geliyor. Artı acilleri düşündüğümüz zaman özellikle Bursa geneline baktığımızda hafta sonunda bir çocuk hastanesinin rakamı var ki evet. Şahidim. Yani 750-800 civarında 24 saatte hasta bakıyor. 3 tane nöbetçi hekim var. Hekim başına yaklaşık 300 civarında hasta düşüyor. Ve bu hasta sayısını da göz önüne aldığımızda şiddet kaçınılmaz oluyor. Bizim bundan geçen hafta Dünya Tabipler Birliği Başkanı ülkemizdeydi. Ankara'da bir toplantıya biz de katıldık. Hekimi ile ilgili şiddet konusu orada da Dünya Tabipler Birliği Başkanı'na sorulan sohbette yapılan sorulardan bir tanesi, konuşulan konulardan bir tanesiydi. Kendisinin ifadesi böyle 10 dakikanın altında hastaya zaman ayrıldığı zaman şiddet kaçınılmazdır diyor. Yani bu uluslararası bir örgütün, tüm hekimlerin örgütünün başkanı, uluslararası bir değerlendirme bu. Ve zaten Dünya Sağlık Örgütü'nde bu konudaki kriterleri vardır, bellidir. Yani bizler eğitimi de bu düzeyde alırız. Ama sağlık politikaları bugün bizim mesleğimizi iyi yapmamızın önünde en büyük engel. Bizler artık ilaç yazarken bile, hastamıza tedavileri düzenlerken bile, tahlillerimizi isterken bile bunları belirleyicisi bizler değiliz artık. SGK diye bir kurum var. Bize hangi ilacı yazacağımızı, hangi ilacı yazmayacağımızı söyleyen bir kurum var. Yani hekim mesleğinin bağımsızlığından bile söz etmek aslında sıkıntılı bir durum. Bunlar söz konusu olduğunda hani bir tek hekimi günah keçisi olarak ilan etmek ve bütün sorunları onun üzerinden götürmek, onun kötü örneklerin üzerinden de bir politika yürütmek sanırım yanlış olan bu. Evet. Ve zaten hekimleri isyan noktasına getiren de bu. Çünkü hekimler bu işte gerçekten kendilerini anlatmakla ilgili sıkıntı yaşıyorlar artık. Ve uğradıkları şiddete karşı da böyle bir tepki koyuyorlar. Peki hekimsiz bir sağlık sistemi düşünülebilir mi acaba Alper Bey? Yani hep hekimler günah keçisi. Hekimsiz bir sağlık sistemi düşünebilir miyiz acaba? Valla tarihe baktığımızda en eski mesleklerden birisinin hekimlik olduğunu düşünürsek herhalde bu sorduğun soruya bir yanıt oluşturacaktır. Hekimlik çok eski bir meslek. Dediğiniz gibi bu mesleği çok iyi yapmak gerekiyor. Sağlık özel bir konumda olduğu için burada en ufak bir hata veya kötü bir uygulama tabii ki göze batıyor, doğrudur. Ama örneğin televizyonculukta ne kadar bir sıkıntı varsa, gazetecilikte
öğretmenlikte nasıl bir sıkıntı varsa hekimlikte de o kadar bir sıkıntı var. Hem Türk Tabipler Birliği ulusal bazda hem de yerelde tabip odaları iyi hekimlik ortamının yaratılması ve hekimlik onurunun yüceltilmesi için mücadele ediyor. Bu mücadeleyi yürütürken aynı zamanda kendi meslektaşları arasında olabilecek sıkıntıları da en azından indirme çabasında. Siz bir de aile hekimliği konusunda çalıştığınız için vatandaşla belki çok daha fazla diyalog kurma şansına sahipsiniz. Onların örneğin bu bahsettiğiniz SABİM hattını aramadan önce size gelip direkt şikayetlerini iletmeleri söz konusu olmuyor mu? Aslında oluyor. Ben 20 yıldır 1. basamakta çalışıyorum. Evet. Son 2,5 yıldan beri de aile hekimliği uygulamasında çalışıyorum. Tabii ki bu aile hekimliği uygulamasında bize verilen nüfusları bu zaman içinde tanıma şansımız oldu. Hem onlar bizi tanıdı hem biz onları tanıdık. Dolayısıyla daha az sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Ama yine de bu sıkıntılar var. Dediğim gibi zaman zaman sözlü, hafif de olsa fiziksel şiddete maruz kalabiliyoruz. Ama bunları çözmemiz daha kolay oluyor hastanede çalışan hekim arkadaşlarımıza göre veya acilde çalışan hekim arkadaşlarımıza göre. Evet. Ama yine de bu sıkıntıları yaşıyoruz. Buradaki sıkıntı esas bizim hastalarla değil de bu ortamı yaratan, yani hastalarla bizi karşı karşıya getiren ve bu yasaları uygulayan, uygulamaya devam eden yöneticilerle bizim sıkıntımız. Yoksa evet, o hastalarla biz gerektiğinde tedavi edici hizmetlerini ama çoğunlukla da koruyucu sağlık hizmetlerini çok rahatlıkla sürdürüyoruz. Orada hiçbir sıkıntı yok. Evet, birazdan kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında bu büyük problemin çözümü noktasında neler yapılabilir onu konuşacağız. Evet, kısa bir ara. Evet, Farklı Bakış devam ediyor. Farklı Bakış'ta şiddeti özelde doktorlara, sağlık çalışanlarına şiddeti konuşuyoruz. Konuklarımız Bursa Tabip Odası Genel Sekreteri Güzde Erites ve Yönetim Kurulu Üyesi Alper Tunga Türk Bayrak. Reklam arasından önce şiddeti konuştuk. İşte sebepleri nedir onu konuştuk. Dilerseniz şimdi de çözüm noktasında neler yapılabilir buna değinelim biraz. Sizle başlayalım Güzde Hanım. Buyurun. Aynı zamanda Gaziantep'te sizin eyleminize de sebep olan o doktorun Ersin Bey'in öldürülüşünü arkasında bıraktığı ailesi, olayın arkasında yatan asıl sebepler neydi onlara değinelim. Şimdi aslında yani birkaç gündür kamuoyunu oldukça meşgul eden bir olay, çok acı bir olay. Yani bizim hekim camiası adına gerçekten ben hekimlerin bu kadar üzgün olduklarını, bu kadar kırgın ve kızgın olduklarını çok az gördüm bir sürü. Bu iki yıllık yönetimimiz sürecince bir sürü hekimlerle bir arada olma noktamız oldu. Hekimler daha önce de iş bıraktılar, daha önce de yürüdüler. Ama bu duygu çok farklı bir şeydi. Hekimi biraz hani anlatmak gerekirse 26 yaşında bir hekim. 3 ay olmuş uzmanlığını alalı, mecbur hizmetini yapıyor. Ve gerçekten özveriyle hastasına, torunu tarafından öldürülen hastasına hekimi, dedesine o kadar iyi bir bakım göstermiş ki hemşiresinin ulusal kanallarda ben anlatışını izlemiştim. Gerçekten evde bakım hastasını hastaneye yatırıp gerçekten çok özenli bir ihtimamlı bir tedavi süreci yürütmüş. Ama tabii ki bu insanın da bu hekime bu uyguladığı vahşet anlaşılır gibi değil ve bunu yapma gerekçesi de ayrı bir toplumsal yara. Yani 17 yaşındaki bir insanın dedesinin maaşını birkaç ay daha alabilmek için böyle bir şeyi bir sağlıkçıya ve dedesinin hayatı için olağanüstü fedakarlıklar gösteren bir insana yapmış olması da bence ayrıca tartışılması gerekiyor. Artık psikiyatristler, toplum bilimciler, hani neden bu noktalara geldik, neden bunları yaşıyoruz, bizi aşar yani bunlar. Gerçekten bunların da ayrıca tartışılması lazım. Sağlıkçılar gerçekten kendiliğinden
bütün Türkiye'de, hani sadece ne Bursa özelinde, ne İstanbul, ne Ankara özelinde. Ben internette biraz bu sitelerde, ilçelerde bile büyük kalabalıklar yaptıklarını ve iş bıraktıklarını gördüm. Hekimler zaten iş bırakmayı da şöyle dile getirdiler. Biz çalışmak istemiyoruz bugün. Gerçekten o kadar acılıyız, o kadar üzgünüz. Bu yaşananlardan dolayı o kadar kırgınız ki biz çalışmak istemiyoruz. Sadece dile getirdikleri bunlardı. Yoksa hani biz grev yapıyoruz veya biz iş bırakıyoruz bile değil. Devlet Hastanesi'nin hekimleri direkt bunu çok ince bir şekilde anlattılar. Çekirge Devlet Hastanesi'ne biz hekimleri ziyaret etmeye gitmiştik. Kapılarına birer kağıt asmışlar. Diyorlar ki hekimlere silahla değil çiçekle gelin. Onlar sizi her zaman için tedavi etmeye hazırlardır gibi bir notla böyle bütün poliklinik kapılarında asılıydı bu. Hatta çok hoş da bir olay oldu. Hekimler dışarıda toplanıp bir saygı duruşunda bulundular Doktor Ersin Bey için. Fakat oraya da 17 yaşında bir kızımız vardı. Oradaki uzman hekimlerden, abilerimizden birine bir demet papatya ile gelmiş. O yazıyı gördükten sonra onun söylediği çok anlamlıydı. 17 yaşındaydı. Dedi ki katil de benimle aynı yaştaymış dedi. Fakat o bilmiyor ki dedi bir sürü cana can katacak bir canı aldı. Gerçekten hani bu kadar trajik bir olaydı. Türkiye'de genelde hekimlerin yürüyüşlerde yüzlerine baktığınız zaman yaşadıkları acının o derin boyutunu görebilirsiniz. Fotoğraflara tek tek bir bakın. Gerçekten çok büyük bir isyandı bu yani. İşte bir takım basında beyaz isyan olarak yer aldı, beyaz öfke olarak yer aldı. Ama gerçekten hekimlerin isyan ettiği bir noktaydı. Bursa adına siz de eylemliydiniz tabii ki. Alper Bey, neler söyleyeceksiniz o eylem süreciyle ilgili? Bu gözümüze yani, çarpan. Bu nedenden dolayı bir eylem yapmak hoş bir şey değil ama evet, artık tüm meslektaşlarımızın çok rahatsız eden bir ortam oluşmuştu. Dediğim gibi her zaman az veya çok şiddete maruz kalmak ve sonunda böyle ölümle sonuçlanan bir olayın yaşanması hekimleri ister istemez sokaklara döktü. Hem yerel basının hem de ulusal basının hekimlerin yaptığı en büyük yürüyüş, en büyük eylem olarak dediler, acıyı, o şiddeti yüreğinde hissetti. Ve bunu meydanlara çıkarak birlikte bir araya gelerek dillendirmek istediler. Zaten sizler de televizyonlarda ve bizim yürüyüşlerimizde gördüğünüz aslında o tepki halka değildi. Evet. Hastalara değildi. Attıkları sloganda Sağlık Bakanı istifa vardı. Dolayısıyla bu ortamı, bu şiddet ortamını yaratanlara bir tepkiydi, bir kızgınlıktı, bir öfkeydi. Peki bu sıkıntının çözümü noktasında neler yapılabilir? Yine sizle devam edelim dilerseniz. Sağlık Bakanlığı bir takım tedbir amaçlı bir şeyler evet, ortaya koydu. Bunun dışında sizin ne gibi önerileriniz var? Yoksa ileride şöyle bir durum ortaya çıkacak, artık doktor hasta ilişkisi de karikatürize edilmiş haliyle bir paravan olacak. Oradan belki muayene edecek ya da sanal ortamda evet, muayene edecek. Bunun gibi şeyler olacak artık. Yoksa bu işin sonu iyiye işaret değil. Neler yapılacağı konusunda biliyorsunuz Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı. Dedi hastane kapılarına X-ray cihazları koyacağız. Evet. Tabii bu sadece bir amaca hizmet eder yani. Hani bıçak veya metal silahları engelleyebilirsiniz ama sözlü şiddeti, psikolojik şiddeti, tekneyi, yumruğu nasıl engelleyeceksiniz? Şimdi sağlıkta özellikle birinci basamakta bir şey vardır. O da koruyucu hekimliktir. Yani önce koruyacaksınız. Buna rağmen eğer
hasta olursa o zaman tedaviye geçersin. Bunu biliyor olması gereken bakanımız ilk önce koruyucu hizmetlere bu anlamda söylemesi gerekirken en son tedaviyi söylüyor. Halbuki bu koşulları yaratan süreçlerin ortadan kaldırılması gerekir en önce. Sağlık Bakanı buna hiç değinmiyor. Yani hastalara düşen muayene süresinin artırılması gerekir. Özellikle kamu hastanelerinde ve özel hastanelerde. Acillerin iyileştirilmesi gerekir. Acile başvuru oranının, özellikle acil olmayan kişiler tarafından başvuru oranının düşürülmesi için bir çaba ve bir işlem gerekiyor. Yine biliyorsunuz 112'lerde, yine bugün de yaşandı, yine ulusal televizyondaydı bu yaşananlar, şiddet. Bunun bir şekilde önlenmesi lazım. Yine birinci basamakta hekime düşen kişi sayısının azaltılması, dolayısıyla poliklinik sayısının azaltılması, yine hastanelerdeki yığılmayı azaltmak için sek zincirinin mutlaka konması, hastanelerde hekimlerin maaşlarının dışında aldıkları döner sermayenin, yaptıkları işlem, baktıkları hasta sayısı üzerinden değil de daha ölçülebilir, daha niteliği artırıcı ölçütler üzerinden değerlendirmesi. Yine birinci basamakta aile hekimlerinin aldığı ücretlerin kendilerine kayıtlı kişi üzerinden olmamasının. Çünkü bunlar hem poliklinikteki hasta sayısını artırıyor, bekleme sürelerini artırıyor ve hekimle hastanın bir şekilde, olumsuz bir şekilde karşı karşıya gelmesine neden oluyor. Yoksa hastanelerin önüne konacak bir x-ray ile veya hastane kapılarındaki taşeron olarak çalışan güvenlik elemanlarının artırılmasıyla bunları önlemek mümkün değil. Bugün yine ulusal kanalda vardı, güvenlik görevlilerine halkın saldırması, hasta yakınların saldırması vardı. Ya bu da çözüm değil yani, güvenlik görevlilerinin orada olması. Biz de zaten haberlerimizde sorduğumuzda vatandaşa eylem gününde vatandaş da şüphesiz destekliyordu doktorları, doktorların yanındaydı. Evet, bu sıkıntının, bu şiddetin önüne geçilebilmesi için Güzide Hanım neler yapılması lazım? Ya öncelikle hekimliğin doğasıyla oynanmaması lazım. Hekim hasta ilişkisi çok özel. Yani Hipokrat tanımlamış biraz bunu. İlk tanımlayanlardan bir tanesi belki. Bizim yeminimizin içerisinde var. Bir takım kriterler. Yüzyıllardan beri hekimle hasta içerisinde uygarlığın gelişmesiyle beraber yoğrula yoğrula günümüzdeki noktaya gelmiş. Ama bugün hekim hasta ilişkisine müdahaleler var. İşte dediğim gibi hastanıza nasıl bakacağınızı, ne kadar süre ayıracağınızı, hangi ilacı yazacağınızı, neyi yapıp ne yapamayacağınızı belirleyen hekimliğin kendi kuralları değil, bilimsel kurallar da değil. Tamamen SGK'nın, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun oluşturduğu mesnetsiz, değersiz kurallar var. Bunun bilimsel tabanı da yok. Zaten itirazlardan bir tanesi de bu. Hekimliğin ne doğasıyla, ne bilimsel yapıyla, hiçbir şey, dünya uygulamalarıyla da eşdeğer şeyler değil bunlar. Öncelikle hekimliğin doğasına, hekim-hasta ilişkisine müdahaleden vazgeçilmesi gerekiyor. Bunun yanında polisi önlemlerle de bu iş, Alper arkadaşımız çok güzel anlattı, bu iş zaten çözülmez. Dünyanın hiçbir yerinde hekim-hasta ilişkisini belirleyen şeyler güvenlik önlemleri dedi. O zaman da biz Bursa Tabip Odası olarak hekimlere kişisel koruma için bir takım kurslar açalım. Yani böyle şey, bu noktaya mı gelmemiz gerekiyor? Doktorlar. Yani böyle bir şey komik. Yani tabii ki hastanenin kendi güvenliği, kendi şeyi olacaktır. Bunları yadırgamıyoruz ama hekim-hasta ilişkisini belirleyen şeyler bunlar değillerdir. Başka şeyler yapılması gerekiyor. Yalnız bir tek şeyi ben değerli buluyorum. Özellikle bir kere bunun
mecliste politikacıların tartışması gerekiyor. Bu konuda verilmiş bir meclis önergesi var. Peki niye bu noktaya geldiğimizi, bu saldırı politikalarının nasıl bunlara yol açtığının ülke kamuoyunda konuşulması lazım. Hastaların sağlıkta yaşadıkları sorunların kaynağının hekimlerin olmadığını öğrenmesi lazım. Bunun için basının da mutlaka rolü var, televizyonların rolü var. Hekimler değil bunların sorumlusu. Evet. Bunun bir kere mutlaka altının çizilmesi lazım. Kötü örnekleri tabii dışarıda bırakıyoruz. Dışarıda bırakıyoruz. Ve bu kötü örnekler içinde biz Bursa Tabip Odası olarak ve bütün meslek örgütleri olarak, hekimler olarak kendi içimizdeki bu tarz kötü örnekleri de konuşmaya hazırız. Yani bunlarla ilgili zaten yapıyoruz da bunu. Bizlerin onur kurulları var. Bizler bu tür kötü örnekler için mutlaka gerekli soruşturmaları, kovuşturmaları yapıyoruz. Onlar da zaten azınlıkta, çok az. Doktorların genel itibariyle yayılamayacak derecede az zaten. Ama dediğiniz gibi hani ufak da olsa bir etkisi oluyor ne yazık. Tabii ki, maalesef. Evet. Maalesef yani. Bunun dışında bir yasa önerisi var Türk Tabipleri Birliği'nin. Türk Ceza Kanunu'na Doktor Ersin Arslan adına verilmesini önerdikleri bir yasa tasarısı bu. Hekimlerle ilgili bu tür şiddet olaylarında yaşadıkları ile ilgili mutlaka yapılması gereken biraz daha caydırıcı önlemlere yönelik yasa tasarısı var. Yani bir takım şartlar altında bu işlerin ağırlaştırılması, bunlarla ilgili alınacak önlemler ve kanunla ilgili şeyler, örneğin tutukluluk süreleri, örneğin bu konularda biliyoruz ki mesela biz bir hekim darp edildiğinde bu darbı gerçekleştiren insan tutuklanmıyor bile. Bir devlet görevlisi olmasına ve bir kamu görevi yürütmesine rağmen örneğin bir hakime veya bir polise aynı şey yapıldığı zaman direkt bu kişi tutuklanıyor. Evet. Ama hekimlere saldırıldığı zaman tutuklu olarak bile yargılanmıyor bu insanlar. Yani buna benzer, yani bunlar çok basit tabii şeyler ama bunlar bile hekimleri en azından biraz kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlar diye düşünüyorum. Bu arada bir çaba da var. Özellikle bu şiddet nedeniyle zarar gören hekimler, özellikle başta Doktor Ersin Bey yakınları, özellikleri daha doğmamış çocuğu düşünerek bir sayfa açıldı TTB'nin sayfasında. Evet. Ve onunla ilgili bir yardım kampanyası başlatılmaya çalışılıyor. Özellikle çocuğunun geleceğini sağlamak adına bu konuda da hekimlerimiz son derece duyarlı. Bunu da burada söylemek isterim. Genel olarak şiddet en başında programımızın dediğimiz gibi her yere yayılmış durumda. Evde, iş yerinde, sokakta, mecliste, hastanede, işte bugün de en son bu eylemden sonra artık bunun tuz biberi oldu diyebileceğimiz BDP'li Özdağ Üçer Van milletvekilinin doktora saldırıda bulunması bunun tuzu biberi oldu. Çözüm önerileriniz bunlar şüphesiz çok daha fazla çözüm önerisi var. Doktor olarak doktor hasta ilişkisinin bu boyuta gelmesi gerçekten çok acıtıcı, çok güzel olması gereken ki evvelinde işte bize belki de Bursa'da Sağlık Çınarları diye bir programımız var biliyorsunuz. Hı hı. Orada artık çınar olmuş bu konuda doktorlarımız konuşuyorlar, eskiyi anlatıyorlar. Sizin de dediğiniz gibi doktorluğun değersizleştirilmesinden bahsediyorlar. Eski doktor hasta ilişkisiyle şimdiki doktor hasta ilişkisinden bahsediyorlar. Gelinen nokta üzücü. Yeniden o güzel dönemlerine getirilmesi adına inşallah çok güzel çalışmalar yapılır diyelim. Bir itişme kakışma olmadan zorlayıcı işte bu hasta doktor ilişkisini 5 dakikaya indirip sinirleri germeyen bir çalışma olması tabii ki bizim direğimiz. Efendim son olarak neler söyleyeceksiniz? Onlar alalım Alper Bey. Buyurun. Şimdi bu son günlerde yaşadığımız sıkıntılar tabii bizi üzdü. Bir anlamda bir kızgınlık, bir öfke de yarattı beraberinde. Ama biz bu duyguları artık yaşamak istemiyoruz.
biz gerçekten iyi hekimlik ortamında iyi hekimlik yapmak istiyoruz. Ve bu ortamların bize yaratılmasını istiyoruz. Ve bu ortamda kişilerin bizlerle iyi iletişim içinde olmasını istiyoruz. Bize rağmen bazı şeyleri bize dayatmaları sıkıntı yaratıyor. Eğer bu sağlık ortamını hem toplum için, halkımız için hem de hekimler için yaşanır bir hale getirmek istiyorsak oturup birlikte buna karar vermeliyiz. Yoksa hem bizim hem de toplumun içinde olduğu böyle bir ortamı bizim tepemizdekiler, yöneticiler tek başlarına karar verdikleri zaman işte yaşananlar bunlar oluyor. Biz yıllarca iyi hekimlik ortamını yaratılması için çabaladık. Bu çabalarımıza devam edeceğiz. Ama bunları sokaklara dökülerek, buna benzer şiddetleri yaşayarak, hissederek yapmak istemiyoruz. Türk Tabipler Birliği'nin bu son yaşanan olayla ilgili yaptığı basın açıklamasında olduğu gibi tüm ilgili kurumların bir araya gelip Sağlık Bakanlığı'nın da içinde olduğu bir toplantıyla bu sağlık ortamının artısının eksisinin konuşulup daha iyi yaratmanın çabasının sağlanmasını istiyoruz. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Evet, bizden ve sizden de son sözlerinizi alalım. Bu eylemler, bu yaşananlar sağlık çalışanların hakikaten isyan ettiği ve hakikaten sabrının taştığı, aslında çok uzun süredir söylemek istediklerini söylemeye çalıştıkları ama bir türlü dile getiremedikleri, ifade edemedikleri nokta ki yani sadece Doktor Ersin Aslan'ın ölümünün duyulmasıyla bile heykelde 1000'in üzerinde hekim toplandı. Yani bu aslında hani ne bir organizasyon, büyük bir organizasyon, ne bir şey, kendiliğinden oluşan hekimlerin siyah kurdelelerini takarak orada toplandıkları bir gündü. Bu aslında neden o kadar hekim orada toplandı, onu bir sağlık yöneticilerinin düşünmesi lazım. Bu aynı örnek, İstanbul 10 bin kişi topladı, 15 bin civarında, polis kayıtları 15 bin diyor. İstanbul böyle bir yürüyüş görmedi bugüne kadar. Diyorum ya, işte en ufak ilçede bile hekimler yollara, sokaklara döküldü. Gaziantep'te 7000 kişi filan sokaklara döküldü. Yani bu rakamlar inanılmaz rakamlar. Yani neden diye insanların bir düşünmesi lazım. Neden hekimler kendilerini artık bu şekilde ifade ediyorlar? Çünkü bizler öyle özverilerle bu noktalara geldik ki çoğu zaman çocuklarımızdan bir zamanımızı verdik. Benim bir anım vardır öyle. Bir gün poliklinikte bir hasta bakarken oğlumu getirdiler. 4-5 yaşlarında. Ben de onun yaşında bir çocuğa bakmaya çalışıyorum ama çocuk son derece ajite, ağlıyor, muayene etmekte zorluk çekiyorum. Neyse ben onu muayene ettim, ilaçlarını yazdım filan. Çıktıktan sonra bana oğlum dedi ki, neden o çocuğa yavrum dedi bana. Yani o kadar böyle içten söyledi ki onu, çok alındığını hissettim. Çünkü sonra düşündüm ki bazen ben oğluma o kadar bağırıp çağırdığı zaman o kadar hoşgörü göstermiyorum. Evet. Çok daha sert davranabiliyorum. Ama orada sadece huysuzluk yapan bir çocuğa bile son derece sakin, son derece iyi niyetle onu muayene etmek, onun tedavisini düzenleyebilmek için bir çaba sarf ediyorum orada. Bütün hekim arkadaşlarımız böyle. Etraflarındaki insanları kendi anneleri, babaları, kardeşleri, çocukları gibi görerek muayene ediyor. Bizler böyle yetişiyoruz. Ve pek çoğumuz böyleyiz. Bu kadar emek verilmiş, bu kadar zaman harcanmış, hayat, insanların kendi hayatlarını vakfettiği bir meslekte geldikleri nokta kötü muamele, kötü sözler, sırasında dayak, bunları yaşamayı hak etmiyor sağlıkçılar. Evet. Çünkü günlerce, gecelerce nöbetler tutuyorlar. Hiçbir meslek kuruluşunda olmadığı kadar fedakarlık yapıyorlar kendi
hayatlarından, zamanlarından, eğlencelerinden, arkadaşlarından, dostlarından. Pek çok insanın hayat hikayeleri roman olur yaşadıklarıyla. Böyle bir ortamdan sonra da hastalarından gerekli anlayışı, hoşgörüyü, sevgiyi göremiyorlarsa o zaman da işte böyle sokaklara dökülüyorlar. Evet. Belki hastalarımızın da bizim nasıl koşullarda çalıştığımızı, ne kadar ağır bir işi yürüttüğümüzü ve hakikaten bu işte mağdur olduğumuzu ve onlara sağlık vermek için büyük bir özveriyle biz hala hazırız ve bu duygumuz hiç değişmeyecek. Ama bunun karşılığı olarak sevgi ve saygıyı da hak ettiğimizi düşünüyoruz. Kesinlikle öyle. Çok teşekkürler efendim. Siz teşekkür ederim. Umarım en kısa zamanda bu problem çözülür. Tüm ülkeyle birlikte bu şiddetin boyutu azalır. Şiddet her yerde kendisini sevgiye bırakır. Diyelim saygıya bırakır. Çok teşekkürler efendim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, Farklı Bakış'ta bugün doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti konuşmaya çalıştık. İki değerli konuğumuz vardı. Bursa Tabip Odası'ndan Genel Sekreter Güzide Erites hanımefendi ve Alper Tunga Türk Bayrak bizlerle birlikteydi. Tekrar çok teşekkürler ediyoruz. Haftaya yeni bir konu ve konuklarımızdan karşınızda olmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın.